Değerli gençler, merhabalar. Bu iş savsaklamaya gelmez. Çalışıyorsunuz değil mi? Bir videoyu izliyorsunuz, çıkmış soruları çözüyorsunuz, bizim soruları çözüyorsunuz. Kendinizi hazır hissediyorsunuz. Sakın yarıştan geri durmayın. Kendinizi de böyle çok yıpratmayın tabii ki. Yani bu hayat memat meselesi değil ama ne yapmanız gerekiyor? Kendi kapasiteniz ölçüsünde çok çalışmak gerekiyor. Çalışmak insanı zihinde tutar, dinç tutar. Uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mıdır? Şimdi başlığımız 2. Abdülhamit dönemi. Gerçi partın başlığını biz 1. meşrutiyette yazdık ama özellikle öyle yaptım. Yani öğrenciler direkt bulabilsin diye. Şu andaki tahtadaki başlığımız 2. Abdülhamit döneminde yapılan ıslahatlar ya da o dönemdeki gelişmeler. Bizim en kıymetli padişahlarımızdan birisidir 2. Abdülhamit. İslamcı politikayı devletin resmi ideolojisi haline getirmiş. Ümmetçi bir politika takip etmiş. Hobisi marangozluk, boş zamanlarında marangozhanesine gitmiş. El işçiliğiyle uğraşmış. Osmanlı'nın sefere gidecek parası yokken kendi şahsi eşyalarını satıp onun masrafını karşılamış. Çok fedakar bir padişah ve Osmanlı tarihinde en çok okul açan padişah 2. Abdülhamit. Şimdi gençler, buradaki ilk konumuz kanuni esasının ilanı. Yani diğer bir ifadeyle 1876 anayasası, yani 1. meşrutiyetin ilanı. Şimdi burada size iki formül. Bir, Osmanlı'nın rejimi monarşi. Monarşi tek kişinin egemenliği. Cumhuriyet ise halkın egemenliği. Meşrutiyet monarşi ile cumhuriyeti evlendirmek demektir. Evlendirirseniz çocuğunun adı meşrutiyet olur. O zaman meşrutiyette, meşrutiyet rejiminde padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı sistemin adı olur meşrutiyet. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Osmanlı Devleti kanuni esasının ilanıyla meşrutiyet rejimine geçti. Monarşiden meşrutiyete geçti. Osmanlı'nın egemenlik anlayışı, rejim şekli, yönetim şekli değişti. Bunun mantığı bu. Meşrutiyetin diğer bir adı anayasal monarşi. Tamam mıdır? Monarşi Osmanlı ve bir anayasa ilan ediyoruz. Anayasal monarşi eşittir meşrutiyet. Bu kavramı, bu tanımı unutmuyorsunuz. Tamam mıdır? Şimdi Osmanlı'nın ilk aydın grubu yeni Osmanlılar. Yani diğer bir ifadeyle genç Osmanlılardır. 1865 yılında genç Osmanlılar diye, yeni Osmanlılar diye bir cemiyet kurulur ki Osmanlı'da kurulan ilk aydın cemiyetidir genç Osmanlılar. Bunların temel felsefesi, düşündüğü fikir akımı Osmanlıcılıktır. Osmanlı'yı yıkıntıdan kurtarmak, parçalanmışlıktan kurtarmak amacıyla Osmanlıcılık fikrini ortaya atmışlardır. Nedir Osmanlıcılık? Osmanlı'daki tüm tebaayı, Müslüm gayrimüslim tüm tebaayı barıştırmak, birlik bütünlüğü sağlamak, herkese aynı hakları vermek ve halkı yönetime katmak. Ki bunu savunanlar işte Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Mithat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi gibi aydınlar var. Ben fikir akımlarında bunları size vereceğim. Şimdi bunlar 1865 Abdülaziz dönemi. Abdülaziz'in huzuruna çıkıyorlar ve diyorlar ki, hünkârım biz düşündük. Devletin kurtuluşunu yeni bir anayasayı ilan etmekte bulduk diyorlar. Abdülaziz bunları kovuyor huzurundan, diyor ki ya gidin diyor ya, böyle şey mi olur diyor. Ve Abdülaziz'i aydınlar baskıyla tahttan indiriyorlar. Sultan Abdülaziz aydın baskısıyla tahttan indirilmiş ilk padişahımızdır bizim. Bundan önceki padişahlarımız yenilik yaptığı için tahttan indiriliyordu baskıyla. Abdülaziz aydınlar tarafından yenilik yapmadığı gerekçesiyle tahttan indirildi. Bu özelliğe sahip ilk padişahımızdır. Yenilik yaptığı için tahttan indirilen ilk padişahımız kimdi hatırlayın? 2. Osman, hatta öldürülmüştü, Yeniçeriler tarafından da katledilmişti. Abdülaziz'i tahttan indirirler, yerine 5. Murat'ı getirirler. 5. Murat ise çok sağlıklı bir padişah değil ve Osmanlı tarihinin en kısa süre başta kalmış padişah. 93 gün falan başta kalmış. Çok yetenekli değil. O yüzden geçici olarak 5. Murat'ı getiriyorlar. Şehzade Abdülhamit'le anlaşma yapıyorlar. Genç Osmanlılar, yani yeni Osmanlılar, ki Avrupalılar onlara Jön Türkler der. Ve 2. Abdülhamit, Şehzade Abdülhamit aydınlara hükümdar olduğu takdirde meşrutiyeti ilan edeceği sözünü verir. Kanun esası ilan edeceği sözünü verir. Abdülmecid'in oğludur 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit arkadaşlar amcasıyla birlikte Avrupa'ya da gitmişti. Hatırlayın Abdülaziz'in Paris gezisi, Avrupa gezisi vardı. 2. Abdülhamit tahta çıkar. 5. Murat tahttan indirilir.
ve sözünde durur. Kanun esası ilandır. Kanun esası o zaman genç Osmanlıların baskısıyla ilan edildi ve ikinci Abdülhamit tarafından ilan edildi gençler. Ve burada Osmanlıcılık var. Osmanlıcılık. Şeyde olduğu gibi Tanzimat Mıslahat'ta da Osmanlıcılık vardır. Ve bu anayasa Osmanlı'nın ilk anayasası olduğu için anayasal düzene geçildi. Osmanlı'da anayasal düzen kanuni esasının ilanıyla başladı. Tanzimat ve ıslahat fermanları anayasal hareketlerdir. Ne dedik? İşte Sen İttifak'la anayasal hareketler Osmanlı'da başladı. Tanzimat fermanıyla anayasal devlet olma anlayışı ortaya çıktı. Kanun esasıyla da resmen Osmanlı anayasal düzene geçmiş oldu. Ve bu anayasa hazırlanırken Fransa, Belçika ve Prusya, Almanya anayasaları örnek alarak hazırlandı. Meclisi mahsusa diye, cemiyeti mahsusa da denilebilir. Böyle bir meclis kuruldu ki içinde Mithat Paşa da var. Mithat Paşa 2. Abdülhamit Sadrazam olmuştu. Mithat Paşa ve Namık Kemal'in içinde de olduğu bir meclis tarafından bu anayasa hazırlandı. Osmanlı'da anayasal düzen başladı. Şimdi bu anayasanın ilanı ile Osmanlı'da bu cümleme dikkat ediyorsunuz. Tüm teba yönetime katıldı. O zaman Osmanlı tarihinde halkın ilk defa yönetime katılması kanuni esasıyla oldu. Müslüm gayrimüslim herkes yönetime katıldı. Fakat sadece erkekler oy kullanma hakkına sahipti. Kadınların böyle bir oy kullanma hakkı yoktu. O yüzden şöyle bir cümle kullanırız. Kısıtlı da olsa halk yönetime katılmıştır. Tamamen katılmamış. Egemenliğin yarısı halkta, yarısı padişahta. İkinci bilgimiz de şudur. Bu anayasanın ilanıyla meclisi ayan, meclise mey diye yazdım. Meclisi mebusan adında iki meclisli bir parlamento kurulur. Meclisi ayan üyelerini padişah, meclisi mebusan üyelerini ise halk seçer ve böylelikle Osmanlı tarihinde iki meclisli bir parlamento kurulur. Osmanlı tarihinde ilk defa parlamenter sistem başlar. O zaman şöyle baktığınızda Türk tarihinde ilk anayasasıdır. İlk defa halk yönetime katılmıştır. Meşrutiyet rejimine geçilmiştir. Böylelikle Osmanlı'nın egemenlik şekli, yönetim şekli, rejim şekli ilk defa değişmiştir. Padişah'ın yanında halk yönetime ortak olmaya başlamıştır. Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan adında iki meclisli bir parlamento kurulmuştur. Ve Osmanlı'da parlamenter sistem ya da Türk tarihinde ilk defa parlamenter sistem başlamıştır. Bunlar bizim vurucu cümlelerimizdir. Çok önemlidir. Yorum yapmanızı gerektiren, bilgiyi kullanmanızı gerektiren önemli bilgilerimizdir. Bunları kaçırmıyorsunuz. Soru çıkma ihtimali buradan çok yüksektir. Bunu unutmayın, tamam mı gençler? Şimdi kim oy kullanıyor? Erkekler. Ve kaç yıllığına başta kalıyor meclisi mebusandaki üyeler? 4. O zaman her ne diyor? Her erkek vatandaş oy kullanır ama meskeni olan 25 yaşını doldurmuş, vergi ödeyen, yani herkes değil, vergi öder durumda olan, meskeni evi olan, 25 yaşını dolduran oy kullanır diyor. Ayrıca diyor ki burada 4 yılda bir seçim yapılır diyor. O zaman seçimler 4 yılda bir yapılıyor. Ve 50 bin erkek bir milletvekili seçer diyor. Böyle ufak tefek kuralları var. Çok takmamanız gereken kuralları var. Şurada ise meclis-i ayanda ise diyor ki meclis-i ayan üyelerini padişah seçer ve bu üyeler ömür boyu başta kalır diyor. Temel mantığını anladık değil mi? Peki bu parlamento ne iş yapacak? Yasa. Parlamentonun yaptığı yasayı kim yürütecek? Hükümet. Bir de hükümet kurulacak burada. Yani bakanlar kurulu kurulacak. Ama mesele şu gençler, çocuklar, mesele şu. Her ne kadar biz bir anayasa ilan ettik, parlamenter sisteme geçtik, halkı yönetime kattık, meşruti düzene geçmiş olsak bile arkadaşlar egemenlik padişahta kaldı. Yani bu anayasa çok da istenilen demokrasiyi getirmedi. Nedir mesela? Diyor ki meclisi açma ve kapama yetkisi padişahındır diyor. Diyor ki hükümet padişaha karşı sorumludur diyor. Ya bu sorun yani. Hükümetin padişaha karşı sorun olması demokrasiye aykırı. Padişahın meclis açma kapama yetkisinin olması demokrasiye aykırı.
Devam ediyorum. Diyor ki son söz, son söz, biz son söze veto diyoruz. Padişahındır diyor. Oysa ki demokrasilerde hükümet meclise karşı sorumludur. Son sözü meclis söyler. O zaman bu demokrasi, pardon bu anayasa çok da demokratik anlayışı bünyesinde barındırmadı. Böyle görmeniz gerekir. Ve bir şey daha diyor ki sansür ve sürgün yetkisi padişahındır diyor. Peki sansür ve sürgün padişahınsa burada şöyle bir özellik ortaya çıkar. Tamam diyor ki anayasada basın özgürlüğü vardır diyor da fakat burada sansür yetkisi padişahındır diyor. O zaman padişahın kontrolünden geçmeyen hiçbir kitap basılamaz anlamına gelir. Hiçbir gazete çıkarılamaz anlamına gelir. Bu da fikir hürriyetinin sınırlandırıldığını ortaya koyar. Bunun ruhu bu. Bu ruhu unutmuyorsunuz. Tamam mı? Kafanızı da böyle şekillendireceksiniz. Soru çözdükçe daha da çok şekillenecek bu. Şimdi şöyle baktığınızda bu parlamentonun ve bu anayasanın ömrü uzun olmaz. Çünkü yetkiler padişahta ve hakikaten de böyle oluyor. Ve 1877'de 93 harbi çıkıyor. Hatırlayın geçenki dersinizden Osmanlı-Rus savaşı çıkıyor. Padişah bu savaşın çıkmasını bahane yapıyor. Çünkü bu parlamentoda 69 tane Müslüman milletvekili, 45 tane Hristiyan milletvekili yani gayrimüslim milletvekili var. 25 de ayan var. 4'te 1 kadar düşünün. Bu parlamentonun yapısının devletin gidişine zarar verdiğini bahane ediyor padişah. Yani Osmanlı-Rus savaşını bahane ediyor. Ve meclise açma ve kapama yetkisine dayanarak parlamentoyu kapatıyor. Kanunesaseyi rafa kaldırıyor. Ve bu anayasayı ilan ettiren o genç Osmanlılar, Jön Türkler vardı ya, onların hepsini sürgüne gönderiyor. Mesela Mithat Paşa sürgüne gönderiliyor, sürgünde boğdurtuluyor, öldürülüyor yani. Ve Osmanlı tarihinde istibdat dediğimiz bir dönem başlıyor. İstibdat dediğimiz dönem aydınlar üzerinde, fikir hürriyeti üzerinde baskının kurulduğu dönemdir. Bu dönem 1878'de meclisin kapanmasıyla başlıyor. 1908 ikinci meşrutiyetin ilanına kadar sürüyor. O yüzden 2. Abdülhamit döneminin diğer bir adı istibdat dönemi diye de adlandırılır. Tamam mıdır? Şimdi meclis kapandı. 2. Abdülhamit döneminde başka neler oldu? Şimdi 2. bölüme geçiyorum. Tam 2. meşrutiyete geçmeden bu bölümü bir anlatayım. 2. Abdülhamit döneminde çok şey oldu gençler. Sadece kanunesasi ilan edilmedi. Mesela neler oldu? 1. Söylemiştim. Ümmetçi anlayış, İslamcı anlayış, İslamcılık politikası bu dönemde benimsendi. 2. Muharrem kararnamesi ile Osmanlı Avrupa'ya iflasını bildirdi ve borçlarını ödeyemeyeceğini söyledi. Dış borçları hatırlayın Abdülmecit dönemiyle birlikte biz Avrupa'dan borçları almaya başlamıştık. Ödeyemeyeceğini söyledi. Arkadaşlar İngiltere, Fransa bir araya geldi. Osmanlı'dan alacaklarını tahsil etmek amacıyla duyunu umumiye, duyun borç demektir, umumiye genel, duyunu umumiye idaresini kurdular. Osmanlı Bankası bünyesinde, Bankı Şahane Osmanlı bünyesinde bunu kurdular ve böylelikle Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı bitti, bitmiş oldu. Yorum bu, bunu unutmuyorsunuz. Kim var burada? İngiltere var, Fransa var, bunun içerisinde Belçika var. Sonra Almanya gelecek çünkü biz bunlardan borç para aldık. Bu dönemde arkadaşlar Hicaz demir yolları projesi başlatıldı ki bu proje Almanlara verildi. Alman mühendisler, Alman firmalar. Biz de Berlin, Boğaz, Bağdat ve Hicaz hattını kapsayan demir yolu projesini başlattı. Hatta İstanbul'daki Haydarpaşa tren istasyonu bu dönemde yapıldı ve Alman mimarisiyle yapıldı. Arkadaşlar Osmanlı'da en çok okul açan padişah demin de söylemiştim 2. Abdülhamit. Yani bu dönemde çok fazla kız rüştiyeleri açıldı. Bu dönemde çok fazla meslek liseleri açıldı. Bunların en meşhuru işte Baytar Mektebi açıldı. Bu dönemde arkadaşlar hukuk mektebi açıldı. Bu dönemde 1900 yılında Darülfünun tekrar açıldı. 1870'te açılmıştı 71'de Abdülaziz döneminde kapandı. 1900'de tekrar açıldı. Daha çok şahane cümlesi gelir. Yani Darülfünun'un şahane adıyla açıldı. Sonra Atatürk'ün de bunun adı İstanbul Üniversitesi olacak. Bu dönemin en önemli kurumlarından ya da okullarından birisi Sanayi Nefise Mektebi oldu. Sanayi Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey tarafından açıldı. Osman Hamdi Bey
Bizim çok meşhur ressamlarımızdandır. Şeker Ahmet Paşa da çok önemli ressamlarımızdandır. Şeker Ahmet Paşa karikatürist birisidir. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan bizim sanatkarlarımızdandır. Osman Hamdi Bey de bizim ilk arkeoloğumuzdur, ilk müzecimizdir, böyle bilinir. Sanayi Nefise Mektebi'ni kurar. Sanayi Nefise'nin bugünkü adı Güzel Sanatlar Akademisi'dir. Yani şöyle düşünün, Osmanlı'da 19. yüzyıla kadar sanat şey yok, resim yok, heykel yok. İşte şimdi başlıyor. Ama önceden böyle Mühendishane-i Bahri Hümayun bünyesinde resim dersleri, Mühendishane-i Berri Hümayun bünyesinde resim dersleri verilmiş. Şimdi resim heykel de başlayacak Osmanlı'da Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi aracılığıyla ve kurucusu Osman Hamdi Bey'dir. Bu dönemde Asar-ı Atika, Asar-ı Atika eski eserler demektir. Eski Eserler Müzesi, diğer bir ifadeyle arkeoloji müzesi açılır ve bu müzenin başına da Osman Hamdi Bey getirilir. Ama şunu karıştırmayın, Osmanlı'da müzecilik Abdülmecit ile başlamıştı. Müze-i Hümayun kurulmuştu dönemde, söylemiştim. Bu dönemde 1888'de gençler Ziraat Bankası kuruldu. Ziraat Bankası'nın kurucusu Mithat Paşa'dır. O Tuna Niş Valiliği döneminde bir memleket sandıkları adıyla çiftçiyi kredilendirmek için, desteklemek için bir kurum kurulmuştu. Bu kurumun 1888'de Ziraat Bankası oldu. Unutmuyorsunuz, Ziraat Bankası bugün hala vardır ama Atatürk dönemi değildir, 2. Abdülhamit dönemidir. Hamidiye alayları kuruldu. Hamidiye alayları koruculuk sistemidir. Ermeni olaylarına karşıdır. Şeyi hatırlayın, ilk defa 93 Harbi'nde Ermeni sorunu yaşadık. Ayas Stefanos da belgelendi 61. maddeyle, sonra uygulanamadı, Berlin Antlaşması'nda yer aldı. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk defa bu olayları bütünleştirdiğimizde bir Ermeni sorunu ortaya çıktı. Ermeniler ayaklandılar. İstanbul'da, Mardin bölgesinde, Batman bölgesinde, Van bölgesinde, Erzurum bölgesinde yani ciddi sorunlar ortaya çıkardılar. Avrupalılar da bunlara destek verdi. İşte 2. Abdülhamit bu problemleri, Ermeni sorunlarını, daha doğrusu Ermeni isyanlarını çözmek amacıyla ya da o isyanları bastırmak amacıyla, bu daha düzgün bir cümle oldu, Doğu'da Hamidiye alaylarını kurdu. Yani koruculuk sistemini getirdi. Bugün bizim PKK'ya karşı kurduğumuz korucu sisteminin ilk nüvesi 2. Abdülhamit döneminde başlar. Bu dönemde Mecelle yürürlüğe girdi arkadaşlar. Mecelle Abdülaziz döneminde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştı. Hatırlayın bunu. 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girdi. Hatta Mecelle hukuk mekteplerinde ders kitabı olarak okutuldu bu dönemde. Tamam mı? Zaptiye Nezareti kuruldu. İstanbul'da güvenliği sağlamak amacıyla, İstanbul'un güvenini sağlamak amacıyla bu dönemde Zaptiye Nezareti kurulur. Çok acıklı bir olayımız var 1890'da. Arkadaşlar, Japon Prens İstanbul'u ziyarete gelir. 2. Abdülhamit Japon Prens'in bu ziyaretine iade-i ziyaret yapmak için oraya 600 kişilik bir ekip gönderir. 2000 gittiği geminin adı Ertuğrul Fırkateyni'dir. Ertuğrul Fırkateyni 1890'da Japonya'ya varır. Çok coşkuyla karşılanır. Japonlar bizi hala sever bundan dolayı. Bu gemi geri dönerken arkadaşlar kayaya çarparak batar. Ve 500'den fazla mürettebatımız hayatını kaybeder. Yani kaç kişi? 60 kişi falan kurtuldu yanılmıyorsam. Diğer mürettebatımız ve yolcular hayatını kaybeder. Bu bizim tarihimizi Ertuğrul Fırkateyni olayı ya da faciası diye geçmiştir. Bunu unutmuyoruz. Nereye gönderdik? Bunu unutmuyoruz gençler. Japonya'ya gönderdik. Hem neyle birleştirdim? Meiji idaresiyle. Şey vardı ya, ileride anlatırım ben size, Mutsuhito. Bu dönemde Meiji idaresini başlatan hükümdardı ya da imparatordu. Tamamlıyız buraya kadar. 2. Abdülhamit döneminde bilmeniz gereken diğer olaylar bunlar. Şimdi geçiyorum. Bir yudum su aldıktan sonra 2. Meşrutiyet'in ilanına. Şuna dikkat edeceksiniz. Kanun esası ilan edildi. O Türk diyorum, çok özür, Osmanlı tebaası yönetime katıldı. Müslüm gayrimüslim 93 harbi bahane edildi ve meclis kapatıldı. Ülkede bir istibdat dönemi başladı. Bu dönemde 1889'da İttihat ve Terakki. İttihadı Osmani'dir ilk adı ama biz son adını kullanalım. İttihat Terakki örgütü kuruldu.
Bu örgüt gizli kuruldu. İtalyan Carbonari örgütü, ki İtalya'nın siyasi birliğinin sağlanmasında etkili olan bir gizli örgüttür. Bu örnek alınarak kuruldu. Yani hücre şeklinde kuruldu. Çünkü 2. Abdülhamit aydınların bu şekilde örgütlendiğini bilirse bunları tutuklar. O yüzden gizli saklı örgütlendiler. 1889'da İstanbul'da tıp öğrencileri tarafından kuruldu. Tıp fakültesi öğrencileri tarafından kuruldu. Yani o dönemde tıp fakültesi derken kastettiğimiz şey askeri tıp öğrenciler, tamam mıdır? Bunu kastediyoruz yani. Kurulur ve örgütlenir ve en çok bu örgüt subaylar arasında örgütlenir. Genç subayların büyük bir çoğunluğu, özellikle Balkanlardaki genç subayların büyük bir çoğunluğu İttihat Terakkici olur gençler. Peki o zaman birinci meşrutiyetin ilanında etkili olan cemiyet Genç Osmanlılar, Yeni Osmanlılar. İkinci meşrutiyetin ilanında etkili olan cemiyet İttihat ve Terakki olacaktır. O zaman İttihat Terakki, ikinci meşrutiyeti ilan ettirmek amacıyla aydınlar tarafından kurulan gizli cemiyetimizin adı olacaktır. Hatta Mustafa Kemal Şam'da iken 1905'te, ki ilk görev yeridir Şam biliyorsunuz, orada yine ikinci meşrutiyeti ilan ettirmek amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurar. Birkaç yıl sonra bu cemiyeti İttihat Terakki'ye katar, birleşir yani. Şimdi İttihat Terakki gizden örgütlenir ve basın yayın yoluyla örgütlenir ki bunların en meşhur gazetesi, şuraya yazdım ileride söyleyeceğim, Tanin gazetesidir. Basın yayın araçlarıyla halkı etkiler, ordu içerisinde çok örgütlenir ve bunun baskısıyla, İttihat Terakki'nin baskısıyla ikinci meşrutiyet ilan edilir. Peki bu baskıya örnek nedir? Enver Paşa'mız, bizim o meşhur paşamız, Edirne Fatihi. Enver ve Niyazi Paşalar. Bunların ikisi arkadaşlar Makedonya'da ordu komutanı bunlar. Subay paşa karşı isyan çıkarırlar. Yani ordu kazan kaldırır. Padişah ordunun kazan kaldırmasına, bunların isyanına hürriyet kahramanıdır. Aynı zamanda Enver Paşa. Abide-i Hürriyet meydanındadır mezar aynı zamanda İstanbul'da. Bunların isyanı paşa dayanamaz ve meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalır. O zaman iki şey söyledim size. Meşrutiyetin, ikinci meşrutiyetin ilanına sebep olan birinci faktör İttihat Terakki'nin baskısı. İkinci faktör Enver ve Niyazi Paşaların isyanı. Üçüncü faktörü yazıyorum. Arkadaşlar Reval görüşmeleridir. Reval görüşmeleri. Reval görüşmeleri İngiltere ile Rusya arasında olur. Rusya, şu İngiltere Reval görüşmeleriyle resmen üçlü itilafı kurar. Rusya'yı yanına çekebilmek için Rusya'yı Osmanlı topraklarında serbest bırakır, destekler yani. Daha doğrusu İstanbul ve Boğazları Rusya'ya verir, Osmanlı'yı paylaşırlar burada. Hatırlayın, Osmanlı'yı paylaşmayı Rusya 1815 Viyana'da teklif etmişti. Şark meselesi sorunu ortaya çıkmıştı. İngiltere kabul etmemişti. Çünkü 1815'te Osmanlı'nın toprak bütünlüğü İngiltere'nin işine yarıyor. Şimdi Osmanlı 2. Abdülhamit döneminde Almanya'ya yakınlaşınca İngiltere, Fransa gibi devletler Osmanlı'yı korumaktan vazgeçtiler. Osmanlı parçalamayı başlattılar. İşte İngiltere Rusya'yı yanına çekebilmek amacıyla Reval görüşmelerini yaptı. Bu görüşmelerle İngiltere Rusya'yı Osmanlı topraklarında destekledi, serbest bıraktı. İşte Reval görüşmelerinin bu niteliğini öğrenen İttihat Terakki subayları isyan çıkardı. Tedbir alalım diye. Ve bunun üzerine padişah ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. O zaman birinci meşrutiyeti de ilan eden padişah 2. Abdülhamit. İkinci meşrutiyeti de ilan eden padişah 2. Abdülhamit. Birinci meşrutiyette Genç Osmanlılar, ikinci meşrutiyette İttihat Terakki vardır. Birinci meşrutiyette Osmanlıcılık akımı vardır. İkinci meşrutiyette Türkçülük akımı vardır. Neden? Çünkü bu sürece kadar Türkler, azınlıkların bir kısmı, büyük bir kısmı Osmanlı'dan ayrılmış, kaybettiğimiz topraklardan Anadolu'ya göçler olmuş. Bu da Türkçülüğü güçlendirmiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve ikinci meşrutiyetin ilanı ile, bunu unutmayın, şuraya sığdıramadığım için sileceğim. İkinci meşrutiyetin ilanı ile gençler, Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat başlamıştır. Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat ikinci meşrutiyetle başlar. Türk tarihinin ilk siyasal partisi de İttihat ve Terakki olur.
Ha, Ahrar Fırkası Partözeliğini ondan daha önce kazanmıştır anayasal olarak ama Ahrar Partisi'nden çok önce kurulmuştur İttihat Terakki. O yüzden de Türk tarihinin ilk siyasal partisi İttihat Terakki kabul edilir. Yani burada siyasal demokrasi başlar, çoğulcu demokrasi başlar, böyle diyebiliriz gençler. Başka partiler de vardır. Nedir işte? Halk İştirakü'nün fırkası başlar. İşte Osmanlı Sosyalist Fırka başlar. Ahrar Partisi kurulur. Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulur. Gibi 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 birçok parti kurulacaktır ki İttihat Terakki 1918'e kadar adı İttihat Terakki olarak kalacak. 1918'de Dünya Savaşı'na yenik çıkınca Osmanlı İttihat Terakki kendini feshedecek. Teceddüt Fırkası'na dönüşecektir. Tamam, ben bunu ileride söylerim size. Şimdi ikincisi de şu. Bunu da asla unutmuyorsun. Çok önemli bir bilgidir şimdi yazdıracağım. İkinci meşrutiyet bir kargaşa ile ilan edildi. Yani Balkanlarda ordunun isyanı, reval politikaları bir sürü sıkıntılarla ilan edilince bunu fırsat bilen Yunanistan Girit adasını işgal etti. Bunu fırsat bilen Bulgaristan bağımsız oldu, bağımsız. Bunu fırsat bilen Avusturya Macaristan bizim Bosna Hersek topraklarımızı işgal etti. O zaman mantık nedir? İkinci meşrutiyetin ilan sürecinde Girit, Bulgaristan ve Bosna Hersek elden çıktı. Bunu asla unutmayın, tamam mı? Ne oldu? Bir, çok partili hayat başladı, basın özgürlüğü başladı. İki, Girit Yunanistan tarafından işgal edildi. Bosna Hersek Avusturya Macaristan tarafından işgal edildi. Bulgaristan bağımsız oldu. Anlaştık mı gençler? Bunu asla unutmuyoruz. Şimdi geliyorum 31 Mart. 31 Mart vakasına. 13 Nisan 1909. Gençler şimdi hani 2. Meşrutiyet'le birlikte çok partili hayat başlamıştı ya. İşte bu partilerden birisi. Burayı dikkatli dinleyin. Ahrar Fırkası'dır. Ahrar Fırkası İttihat Terakki'ye muhalif bir partidir. İttihat Terakki düşman olan bir partidir. Ve bu partiyi destekleyen iki tane de gazete vardır. Volkan ve Serbest'te. Ahrar Fırkası, Volkan ve Serbest'te gazetesi aracılığıyla İstanbul halkı İttihat Terakki düşmanlığına kışkırtıyor. İttihat Terakki rejime karşı kışkırtıyor. Volkan gazetesinin yazarı Derviş Vahdeti, Derviş Mehmet yazacaktım. O Menemen isyanında Derviş Vahdeti. Serbestli gazetesinin yazarı ise Hasan Fehmi'dir. Şimdi bunlar yazdıkları yazılarla halkı rejime karşı, İttihat Terakki'ye karşı kışkırtırlar. Bu kışkırtma sırasında bir kargaşa ile Hasan Fehmi öldürülür. Suikast uğrar. Hasan Fehmi bizim tarihimizde suikastle öldürülen ilk gazetecidir. Basın tarihinin ilk şehididir. Basın şehididir, gazeteci şehididir yani. Hasan Fehmi öldürülünce öbürsü günkü yazısında Derviş Vahdet'i halkı galeyana getirir. Ve İstanbul'da Derviş Vahdet'in kışkırtıcıda bir isyan çıkar. İsyanı çıkaranlar azınlıkların dükkanlarını yağmalar. İttihat Terakki'nin bürosunu yağmalar. Meclis-i Mebusan'ı basacak duruma gelir. Yani isyan büyür. Bu isyan rejim karşıtı bir isyana dönüşür. Dinsel bir isyana, gerici bir isyana dönüşür. İttihat Terakki tutuşur. Padişah 2. Abdülhamit'te isyanı bastıracak rolde değildir. O yüzden İttihat Terakki Balkanlarda, hatırlarsanız Balkanlarda güçlüydü İttihat Terakki. Balkanlardaki subaylardan yardım ister. Ve bu subaylar Selanik'te hareket ordusunu kurarlar. Hareket ordusu. Hareket ordusu da denilir ama düzgünü hareket ordusunu kurarlar. Hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mahmut Şevket Paşa'nın komutasında olan hareket ordusunun hareket planı belirleyen subay ise Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar Mustafa Kemal, Atatürk, Mustafa Kemal hareket ordusunun komutanı değildir. Kurmay başkanıdır. Komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Ordu İstanbul'a gelir ve bu isyanı bastırır. İttihat Terakki'nin isteğini yerine getirir. O zaman bundan önce ordularımız hep yenilikleri yok ederken Yeniçeri,
artık ordu yeniliği korumaya başlamıştır diye bir yorum yapabiliriz. Ve isyanda kötü bir durum olur burada. İsyanda rolü olduğu gerekçesiyle ya da isyanı bastırmadığı gerekçesiyle Padişah 2. Abdülhamit meclis kararı ile tahttan indirilir, hal edilir yani. Meclis kararı ile tahttan indirilen ilk padişah 2. Abdülhamit'tir. Yani aslında bu bir meclis darbesidir. İttihat terakki darbesidir. Anlaştık mı gençler? Peki, meclis kararıyla başlanabilir. Yerine 5. Mehmet Reşat geçer. 5. Mehmet Reşat da mecliste yemin ederek tahta çıkan ilk padişah olur. Anlaştık mı gençler? Bunu unutmuyorsunuz bu yorumları. Ki bundan sonra da anayasa değiştirilir. Neydi değişiklik? Padişahın meclis açma kapama yetkisi elinden alınır. Hükümet padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu olur. Son söz padişahında sınırlandırılır. Sansür sürgün yetkisi padişahdan alınır. Yani kısacası zayıf bir padişahın başa geçmesine fırsat bilen iktidar tarafı anayasayı değiştirir. Padişahın meclis açma kapama yetkisini ve veto yetkisini sınırlandırır. Sansür sürgün yetkisini elinden alır. Artık hükümet padişaha karşı sorumlu olmayacak, meclise karşı sorumlu olacaktır. Gençler devam ediyoruz. Yani ne oldu şurada? Padişahın meclise açma ve kapama yetkisi artı veto yetkisi sınırlandırıldı. Dikkat edin buna. Padişahın sansür ve sürgün yetkisi elinden alındı. Artık meclis hükümetimiz vardı ya, hükümet yani bakanlar kurulu artık padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu oldu. Yani daha demokratik bir yapı ortaya çıktı. Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Padişahın otoritesi tamamen yok olmasın diye bazı bakanlıklar, iki tanesi padişaha da verildi. Şimdi geliyorum bu tahtanın son başlığına, basın yayın. Arkadaşlar bu tabii şeyde Türk Osmanlı basın yayın yani Tanzimat döneminden itibaren 2. Abdülhamit 2. Mahmut döneminden itibaren başlatıyorum. Takvim Vekayi. Neydi? İlk resmi gazetemiz, ilk Türkçe gazetemizdi. O gün ben size Vakay-ı Mısriye'den bahsetmiştim. Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazetemizdi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz, Şinasi. Şurada William Churchill, burada Şinasi, tamam mı? Ki Namık Kemal de burada yazı yazmıştır. Ha orada İbret, Muhbir, Tasviri, Efkar gibi gazeteler var. İlk özelliği olmadığı için geçiyorum onu. Vakay-ı Tıbbiye ilk Türk dergisi. İlk Türk dergisi ki tıp öğrencilerin çıkardığı bir dergidir bu. Diyojen ilk mizah dergimiz. İlk mizah. Teodor Kasap çıkarmış arkadaşlar bunu. Hatta bu dönemde Güllü Agop tarafından tiyatro bile kurulmuş. Terakki kadın haklarından bahseden ilk gazete. Kadın haklarından bahseden ilk gazete. Terakki Muhaderat, ikisini birbirinden ayırın. Kadınlar tarafından çıkarılan ilk dergi, tamam mı? Yani Terakki Muhaderat kadın, ilk kadın dergisi yani. Böyle söyleyeyim size. Ancak Terakki gazetesi kadın haklarından bahseden ilk gazete. İkisinin arasında ciddi bir fark var. Tallinn ise demin söylemiştim size, adeta İttihat Terakki'nin resmi gazetesi, resmi yayın organı. Tamam mıdır gençler? Tabii bu dönemde başka gazeteler de, dergiler de yok değil. Mesela Sırat-ı Mustakim, Sebülür Reşat, bunlar İslamcı politikaya ağırlık veren gazetelerdir. Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı gazetelerdir. İktam gazetesi vardır bu dönemde. Yine önemli ulusal basınlardan bir tanesidir. Volkan söyledim, serbestliği söyledim, İttihat Terakki karşıtı gazetelerdir. Mürüvvet dergisi vardır. Yine bu dönemde 2. Abdülhamit'in desteklediği kadınlara yönelik dergi. Bu dönemde yine Seyyale dergisi vardır. Kadınlara yönelik dergi. Yani çok dergi var ama sizin bilmeniz gereken asıl temel mantık bunlardır. Tamam mı gençler? Bunları unutmuyorsunuz. Tahtamızı temizliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım.